Değerli dostlar, çok şanslısınız, baştan söylüyorum. Masa başı sohbetlerimizde bugünün konu bir defa işi gereği çok iyi bir insan. Kendisi bir melek yatırımcı. Yani düşünsenize, melek gibi insan. Bugün neler konuşacağız? Çok güzel şeyler konuşacağız. Bir, o herkesin merak ettiği melek yatırımcılığı konuşacağız. Startup nedir? Nasıl bu iş bir yere varır? Onu konuşacağız. Bir de kendisinin son dönem. Neredeyse bu benzeri işte olanların hepsinin aklında olan blockchain teknolojisi ve orada yapılacaklarla ilgili çok ciddi fikirleri var. Onları konuşacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sevgili Ömer'cim, ilk sorum. Kardeşim, nasıl melek olunuyor? Onu anlat bize. Valla melek nasıl olunuyor? Beni itti, havuza ittiler diyeyim. Esasında şöyle bir şey. Biraz ayrık birisi olmanız lazım. Ben başkentim, işte Ankara'dayım. TED Ankara Koleji mezunum. Başkent elektroniği okudum. Elektronik mühendisliğini yıllarca okudum. Çok uzun sürdü. Yani bizim başkent için demiyorum ama Türkiye'de genel bir işte hocaların dediği olur. İşte hocanın şeklinde yaparsın olayı var. Ben buna uymuyordum. Yani kalıpların dışında olunca. Zaten kalıpların dışında olan kişiler ya işte zaten girişimci oluyorlar. Ben de bu kalıbımı Amerika'ya gittiğimde kırdım. Orada girişimcilikle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Dersler var, bölümler var. Ben ilk başta Türkiye'de bu bir işe yarar diye açıkçası girmiştim ve çok olumlu bir şeyim yoktu. Ama bakınca bu gerçekten benim o asi ruhuma değil mi de o farklı şeyler yapmak isteyen tarafıma hitap ettiğini gördüm. İlk girişim deneyimim oldu. Melek yatırımcılarla uğraşınca en son Türkiye'ye dönme vakti geldi. Çünkü 2008 krizi oldu tabii, durumlar yani süper olmadığını tahmin edersiniz. Ben de dedim ki yani Türkiye'de bir girişime eğer fırsat olursa girelim, iyi bir kafama göre uygun bir girişim olursa co-founder olarak, kurucu ortak olarak, ama yoksa bile melek yatırımcı olarak, çünkü ben aynı zamanda girişimcilik danışmanlığı da yaptığım için girişimcilerle çalışmayı çok seviyorum. Hı-hı. Yani inanılmaz ayrı bir enerji, bir fikirler var, o fikirden ben de öğreniyorum ve aynı zamanda bir girişimin içerisinde olmak, biz her seferinde o adrenalini yaşıyorsun, ilk bir şeyler kurulmuş olacak mı olmayacak mı, nereye gidecek bunlar? Buradan da melek yatırımcı olayım dedim. Ondan sonrası biraz yalnız kader. Hani 2010 Türkiye'nin en iyi olduğu zaman, işte European Business Angels Network'ün 10. yıl dönüm toplantısı buradaydı. Herkes orada olunca ben de burada Melih Ödemiş'in, Yemek Sepeti Öteki kurucu ortağının burada hakkını vermek zorundayım. Masa başında verdik hakkını, evet. Evet, onunla konuşmam sayesinde mesela Galata iş meleklerine girme fırsatını yakaladım ve müthiş bir şey. Yo yo, lütfen söyle. Çünkü burada benim algımı söylüyorum. Birincisi bu dünyadaki adrenalin isteğinizin sürekli olması lazım. Vallahi biraz yeniden Pehlivan Güreşi doymaz şeklinde bir şey. Çünkü ya işte bu. Ama bu adrenalin çok güzel anlattın. Evet. Herkes hayatta heyecan arıyor. Heyecan nerede bulacağınız önemli. Girişimde bulmuşsun, evet. Gayet güzel bir şekilde. Her girişimde müthiş enerji var, müthiş heyecan, evet, var. Her girişimde yeni fikirler var. Evet. Bu bence çok güzel. Yani bu karışım çok güzel. Üstüne de tabii ki bir şey faktörü var. Belirsizlik faktörü var. Olacak mı, olmayacak mı, ne kadar olacak? Bu da hayatı zevkli hale getiriyor. Düz olsa hiçbir manası olmayacak. Aynen. Esasında tabii çok riskli. 10 tane her yapılan yatırımın 10 yatırımdan bir tanesi gerçek anlamda 30, 40, 50 çarpan getiri sağlıyor. Diğerlerinin zaten yani %80'i batıyor. Yani işim... Yani melek bile olsa bir yere kadar melekli herhalde. Onu da bilmiyoruz. Bunun güzel tarafı mesela borsada bakarsanız veya borsaya yatırım yapıyorsanız, işte bu işte şirket şu işi yapıyor, bu işi yapıyor, işte başındaki adam bu. İşte en fazla ne kadar olur? İşte çok ekstrem bir durum olsa %20 büyür, %20 küçülür. O bant, ama burada diyorsunuz ki yani esanlı biraz da insanın kendi kendine ben hani süper miyim acaba diye melek yatırımcı, ben anladım. Bu adam bu fikir süper, acayip tutacak. Bu girişimciler harika. Ama tabii çok subjektif bir şey olduğu için tutabilir, tutmayabilir. İşin şey tarafı orada. Eğer hani yaptıkça, esasında para kaybettikçe tecrübe kazandığı için bir noktada daha artık nasıl diyeyim, hani kaşarlanma şimdi deneyim. Yo diyebiliriz ya, ne olacak yani, gittikçe o işle ilgili daha, derin kalınlaşıyor diyelim. Derin kalınlaşıyor. Aynen öyle. Bazı şeyleri görünce diyorsun yani bu benim tecrübeme göre olmaz diyorsun. O yüzden başarılı olma ihtimalin gittikçe her bir batan yatırımda bir tık daha artıyor.
Ya bunu çok dürüstçe konuşalım. Şimdi melek de olsan, yatırımcı da olsan, bu işten çok iyi anlasan da batma ihtimalin az önce dinlediğim konuşmalardan %80 civarında. %80. Ama o %20'lik kısım seni öyle bir yere getiriyor ki sen bu işe devam ediyorsun. Doğru değil mi? Esasında doğru. Doğru da bu melek yatırım şey yapılacak bir şey. Dünyada da keza şu anda hani Amerika bu işin dünyada en önde gideni yer. Hani ben Amerika'da okudum. Amerika'da çok böyle Amerikancı bir insan değilim ama bu konuda adamlar felsefesini yapmışlar. Ta 1978'den beri bununla uğraşıyorlar. 50 sene yakın bir ellerinde data var. Burada hepsinin dediği şey şu. Melek yatırım yapıyorsan içinde böyle bir ilk öncelikle yaşayan para kazanmak olmayacak. Ben ne dedim? Mesela girişimciyle beraber olmayı seviyorum. Yeni fikirleri dinlemeyi seviyorum. Yeni bir girişimin içinde olmayı seviyorum. Ve bunun yanında da para kazanırsan o zaman çekilebilir bir şey oluyor. Yoksa para için girildiği takdirde gerçekten ömür törpüsü ve o yani para için girenler, yani para için giren demeyeyim de melek yatırımcı olup sırf para için girenler diyelim. Ya sırf para için girmiyorlar. Bunu seviyorlar ama parayı da seviyorlar. Onlara daha çok super angel diyoruz. Yani 25'in üzerinde yatırımı oluyor. Ama melek yatırım gibi yapıyorlar. Biraz ama risk sermayesi mantığıyla daha nasıl diyeyim, bazı kalıplar içerisinde yatırım yapılıyor. O zaman da tabii ne kadar çok yatırım arttırırsanız o kadar geri dönüş artıyor. Yani mesela Amerika'daki yani bunlardan çok konuşmak istemiyorum da mesela yani biz Amerika'ya çok paralel gidiyoruz şey olarak. Oradaki ortalamalara bakınca ben zannediyorum ki Türkiye biraz daha ortalamaları daha iyi olur. Çünkü daha genciz. Daha projeler var ama bildiğim bayağı onlarla paralel gidiyoruz. Yani ne çıkmışsa. Orada yapılan bir araştırma var. Ya diyor ki melek yatırıma gireceksen diyor şayet kardeşim. Yani 14 yatırım yaptığın takdirde koyduğun parayı geri kazanma, yani herhangi bir zamanda 14 tane yatırım olursa koyduğun parayı geri kazanma ihtimalin var. Yani 14'ün üzerinde yaparsan anca işte oradaki kriter borsanından yüksek getiri gelmesi. O zaman para kazanabilirsin diye. Zaten 15'in üzerinde yaparsan veya 15'in üzerinde herhangi bir zamanda canlı melek yatırımı varsa o zaman zaten super angel gibi bir şey oluyorsun. Evet. Bunların da demek meleklerin de şeyleri var. Ya şimdi, değişik. Ha şimdi battıkça, para kaybettikçe bakıyorsun ya nerede bir hani hata yapıyorlar. Süperi var, daha şey yenisi var filan. Abi biraz param var. Peki şimdi bence çok kritik bir yere geldik. ve eminim seyredenler diyor ki ya kardeşim benim de fikrim var. Ben de iş kurmak istiyorum. Ben de startup'ım. Ve tabii ki kime ihtiyacım var? Paraya ihtiyacım var. Evet. Başka ihtimali yok zaten. Evet. Ya sana ve senin gibi bu işten anlayan kişilerin karşısına gelirken ne yapmaları lazım bu adamların? Ya o yatırımı alabilmek için ne yapmaları, ne söylemeleri? Tabii ki fikirden fikire değişiyor ama ya senin de bence bu kadar deneyimli bir olarak geliştirdiğin belli kuralların vardır. Tabii. Şimdi öncelikle şey ayırmak lazım. Biz hani bir müteşebbis deriz. Ya şimdi esen girişimcilik diye hepsi aynı şeyde geçiyor. Bir de startup var. Müteşebbis mesela siz bakkal açacaksınız veya kahve açacaksınız. Normal bildiğiniz fix yani kafe. Hiçbir esprisi yok. O zaman benim yapabileceğim bir şey yok. Genelde biz şimdi inovasyon, yenilik barındıran ve belirli bir noktadan sonra bizim hani akıllı para deriz. Bizim akıllı işte network olsun, tecrübeler olsun. Bunu koyaraktan lineer büyümeyi, doğrusal büyümeyi ivmelendireceğimiz projelere yatırım yapıyoruz ki bir noktada daha büyük fonlar gelsin, biz de çıkış yapabilirim. Bu arada bu da önemli bir şey. Yani projeyi belli bir noktaya getir, orada da çık aslında. Yani ana amaçlardan biri de bu. Yani bir exit olayı, bu laf çok hoşuma gidiyor çünkü. Exit edemiyorsan geçmiş olsun, içinde kalıyorsun. Kötü. Exit ettiğin zaman havaya giriyorsun. Hayır, çünkü şey yok bizde. Nasıl biz temettü alalım, yok işte kar payı alalım gibi bir şey yok. Zaten olaya ters. Kar payı alacak olsam niye melek yatırıma gireyim yani. Borsa giderim, borsadan alırım. Yani hepsi de dağıtıyor zaten. Yılda bir alırım. Peki şimdi startupları var. İnovatif fikirleri var. Paraları yok. Arkadaşlara ne öneriyorsun abi? Bir melek yatırımcı nasıl etkilenir? Melek yatırımcı mesela neyle etkilenmez diyeyim size. Daha güzel. Bir kere abi benim fikrim var. Şöyle bir süper fikrim var. Ki daha yeni LinkedIn'den dün akşam birisi almış. Abi benim 3-4 tane süper fikrim var. Nasıl görüşebiliriz? Hani görüşebiliriz de fikir hiçbir şey değil. Yani gerçekten fikir hiçbir şey değil. Çünkü siz farkında değilsiniz de yani 1000 kişi, en azından 1000 kişinin o fikir aklına geliyor ama 1 kişi yapıyor. Ya bu muhteşem bir şey. Hatta ben şu örnek veriyorum. Mesela ilk yerleşik tarıma
dünyada kaç yerde birden geçilmiştir? İşte bizim bu işte altın ihlallerine işte Fertile Crescent, işte Çin, Orta Amerika. Yani bunlar hiç birbirleriyle konuşmuyorlar. Demek ki hepsinin aklına bir şey geliyor, orada bir şeyleri görüyor. Birileri yapmaya çalışıyor. Birileri belki yapmaya çalıştı da yapamadı. Mesela atıyorum belki işte Endonezya'daki çiftçi de yapmaya çalıştı da orada o kadar olduğu için yapamadı. Buradaki olay bu. Herkesin fikri aklına geliyor. Göstereceksin, hani en azından bir business plan yap. Zaten bize gelmeden önce o fikir aşamasındaysa kuluçka merkezlerine gitmesi lazım ki daha böyle bir oldurulabilecek bir şeyse eğer kuluçka merkezinde adı üzerinde kuluçka hani belirli bir noktaya geliyor. Yani bizim bu küçükken televizyonlarda esprisini yaptığımız işte bunu böyle yapabilirsiniz ama yapılmışı var deniyor ya. Biraz ona benzettim ben. Hani daha böyle yapabilirsinizken gitme. En azından yapılmışının yarısına vesairesine ulaştığında ya abi bak iyi gidiyor sen buna bir destek at ki biz bunu büyütelim noktasına gel. Aynen öyle. Yani fikirken arkadaşlar. Ya mesela biz Galata İş Melekleri olarak şuna bakıyoruz. En azından bir şirketleşme olsun. Şirketleşmede AŞ olması lazım yoksa yatırım limited şirkete yatırım yapılamıyor. Uzun uzun içine girmek istemem ama mali müşaviniz varsa onu sorarsınız. Neden yapılıyor yapılamıyor diye. Piyasaya en azından bizim o minimum viable product dediğimiz hani prototip aşamasında birilerinin aa gördüm ben bunu alırım diyecek noktaya en azından gelmiş olması veya piyasada bir veya iki kişiye satılmış olması lazım. Fatura hiç önemli değil, isterseniz 1 liralık kesin. O zaman diyoruz ki evet bunu alacak birileri var. Bunu o zaman alan kişi kim? Ve biz kendi network'ümüzü, bağlantılarımızı ve bilgimizi, tecrübemizi sokaraktan bunu nasıl katlayabiliriz diye bakıyoruz. Bizim için de bir kriter oluyor. Yoksa ya fikir aşamasında da esasında girilir de o zaman benim riskim çok çok fazla oluyor. İnanılmaz bilmeye, inanılmaz oranda bir hissi istemek zorunda kalırım ki o da zaten bu işin ruhuna aykırı. Esasında sebep o. Bir yerde girilmemesin. Yani aslında yola çıkmış hatta ilk adımlarını atmış hatta müşteri bulmuş, pazarını iyi kötü belirlemiş bir yerde makul mantıklı bir hisseyle zaten giriyorsun. O melekliğini, desteğini yapıyorsun ve fırsatını bulup çıkıyorsun. Bizim üzerinde işleyeceğimiz, çalışabileceğimiz bir şey olması lazım. Bak çok kritik bir şey var. Yatırımcının çok ciddi bir network var. Zaten amaç burada network'ü olabildiğince geniş tutmak. Yani tanıdıkları var. Dolayısıyla sizin iş fikriniz yola çıktıysa bu iş fikrini yayıp daha genele nasıl ulaştırırız konusunda da çok ciddi danışmanlık yapıyor. Yani bütün yatırımcılar hemen hemen. Ya, yapmalı ya da yani parayı koyuyorsun. Yani işin genel teamülü. Tamam. Bunun yapılması gerekiyor. Gerekli. Yani. Yapan olur, yapmayan olur. Bir de inançla ilgili. İkincisi de bazen proje geliyor. Yani ben mesela yatırım yapmak istiyorum ama benim network olarak koyabileceğim bir şey yok. Veya gelen kişi zaten iyi danışmanlar bulmuş. Yani kendi danışma kuruluna iyi kişiler almış. Veya daha önce melek yatırım veya tohum yatırım almış. Zaten bu konuda yardım edecek kişiler var. O zaman beni biraz daha hani smart money olarak akıllı para değil normal para olarak görüyor. Hani bu da hani kötü anlamda hani beni para olarak görüyor diğerlerine de görüyor. Değil de hani o doğası öyle daha önce girenler olmuş. Daha ufak tefek şeyler için geliyor. O durumlarda olabiliyor. Anlıyorum. Çok zor bir soru soracağım. Çok iyi bir soru olacak. Herkes ama merak ediyor. Ya genelde dönemsel olarak tabii bunu konuşabiliriz. Ne tip fikirler çoğunlukla? Yani ne tip fikirlerin daha çok şansı oluyor? Yani teknolojinin hangi tarafı şu anda çok hareketli diye bir soru sorsam. Zor farkındayım ama sormak. Ya nesnelerin internetine bütün dünyada olduğu gibi biz de çok bakıyoruz. Her türlü şekilde pazar yeri özellikle B2B yani tüketiciye değil de şirketlere çalışan bir ürününüz veya hizmetiniz varsa o çok faydalı. Çünkü tüketiciye satmak ciddi marketing gerektiriyor. Zaman zaman eğer bir ürün satıyorsanız envanter masrafları, envanter olması lazım. O yüzden her zaman hani şey gibi bu, hani altın aramaya gidenler, işte altın aramıştır, bin kişiden biri bulmuş da kazma kürek satanlar, klasik örnektir, kazma kürek satanlar. Hani biz yani kazma kürek satanlara, hani belki adam kazma kürek satıyor, yani çok bir şey değil ama yine de iyi bir şey getiriyor. Onun dışında fintech bakıyoruz. Ancak burada en önemli şey, yani şuna kesinlikle bak, ya ben kesinlikle yatırım yapmıyorum. Bu da Türkiye'nin hani şu an gelmiş olduğu durumun yanı sıra esasında
Türkiye'deki girişimin, startupların evrilmesi gereken yer, biraz zorla ittirildik ama gelinen yer güzel. Bu 2009-2012 arasında Türkiye'nin böyle herkesin göz bebeği olduğu, süper işte Türkiye yeni yükselen yıldız, aman gelelim orada bir girişim alalım, işte keza işte Yemek Sepeti'nin, işte Gitti Gidiyor'un, Trendyol'un satışları gibi. O zaman bize projeler şöyle geliyor, biz işte yurt dışındaki X'in Y'siyiz, biz şu büyüklüğe ulaşınca o X gelecek bizi alacak. Tamam, o zaman öyleydi de şu anda gelen giden en azından böyle bir şey için yok. O yüzden muhakkak ve muhakkak yurt dışına açılma planı olması lazım. Yani eskiden hani inşallah maşallah o noktaya gelelim de açılırız herhalde denirken, şimdi bizim işte esas hedefimiz şu kilometre taşına ulaşınca işte Orta Doğu, Balkanlar, Rusya, Amerika, neresi ise veya atıyorum Almanya, bir yer olması lazım. Çünkü büyük fonların gelmesi şu noktada ancak bölgesel bir oyuncu olabileceğinizi kanıtlarsanız veya siz Türkiye'de bir şey yapmışsınız. Esasında onun için de mantıklı. Siz Türkiye'de bir şey yapmışsınız, Türkiye'de işe yaramış. Ama bunun Türkiye dışında işe yarayacağına dair ellerinde adamların bir veri yok. Siz Türkiye'nin dışında işini işe yaradığını görünce bizim melek yatırımda yaptığımız gibi diyor ki ya bu yurt dışında demek işe yarıyor. Ben kendi bağlantılarımı, paramı ve bulunduğum pazarları bu işin içine sokarsam, yardımcı olursam o zaman ben de bunu hızlı büyütebilirim diye fonda düşünüyor. Gayet mantıklı bir düşünce. O yüzden kesinlikle hani çok güzel biri olsa ki gerçekten çok iyi girişimci ve iyi projeyle karşıma geldi. Ama yurt dışı ile ilgili herhangi bir düşüncesi olmadığı zaman şimdi bir noktada kalıyorsun. Cam tavan orada 20-30 milyon dolar değerlemede kalıyorsun. Üstü olmuyor. Üstü olmayınca da fon girmiyor. Ondan sonra bakıyoruz birbirimize. Bu da çok acıklı. İş iyi gidiyor, para kazanıyor. Ama yerimizde sayıyoruz merhaba, kahve içiyoruz karşılıklı. Orada evet, kalıyor. Bu inanılmaz önemli ipuçları geliyor. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlarım herhalde bunu 10 kere filan seyredeceksiniz. Çünkü bu kadar işten anlatan az birini bulursunuz. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Bu konularla ilgilenenlere müthiş bir kaynak sağladın. Çok çok sağ ol. İçten bir teşekkür yani. Vallahi bir şey değil. Ama başka özellikleri de var demiştim. Ve şimdi sıra konuşmanın ikinci bölümüne geldi. Hangi teknolojiyle fena halde ilgileniyorsun? Dünya nereye gidiyor? Valla işte blockchain, kripto varlıklara ben de bulaştım sonunda. Esasında aşağı yukarı bir 2-3 senedir farkındaydım da son zamanlar çeşitli girişimcilerim abi şöyle oluyor böyle oluyor diye geldiler. Bu özellikle Ocak'ta herkesin artık bizim haberleri düşün işte Bitcoin şuraya fırladığından sonra daha da insanların radarına girdi diyeyim. Bunun güzel tarafı esasında blockchain sadece Bitcoin değil tabii ki. İnanılmaz teknolojiler geliştiriliyor. Bu teknolojiyi bize bir anlatsana ya. Bilen biliyordur ama bu bilmeyene gelsin ama böyle giriş olarak gelsin lütfen. Nedir abi blockchain? En basit anlamı işin hafif biterlerine başlıyorum. Çünkü burada çok bu işin gerçekten uzmanı kişiler var. Yanlış bir şey diyeceğim ondan ama sonra çağırmaya geleceğim. Bizde bir problem yok. Niye baştan söyledik? Dedik ki 101. Blockchain 101. Giriş veriyoruz yani. Evet. Burada şey gibi düşünün, bir bloklar var adı üzerinde dediğiniz gibi bloklar var ve siz bir işlem yaptığınızda mesela ne diyeyim bir bankacılık işlemi, ben size para yolluyorum. Burada bu işlem bu blockchain'e yazılıyor ve şifreli yazıyor, kripto kısmı oradan geliyor. Bu esasında blok da bir yerde esasında bir ledger yani bir defter. Defter, bir tutanak, muhasebe defteri muhasebe diyelim. Defteri, bir tutanak gibi ve bu aynı zamanda bu blok sizde değil, pek çok kullanıcıda aynı anda var. Ve eğer ve bir sonraki yazılan blok bir önceki bloğu doğru olduğunu, otantik olduğunu, otantik değil, doğru olduğunu. Evet, doğru diyor. Doğru olduğunu ispat etmesi. Eğer bunlarda hani bir işte hack oldu, bir şey oldu, birileri bir hata oldu yazılırken, eğer yanlış olduğu ortaya çıkarsa bir sonraki yazılan blok tamamen iptal oluyor ve yeniden bu şekilde yazıyor. O yüzden nasıl diyeyim, İngilizcesi değiştirilemez, etkilenemez. İngilizce de söyleyebilirsin, ne olacak ki? Unbendable, immutable, corruption free. En güzel tarafı da benim dediğim şey gerçekten bir eşlik sağlıyor. Bu da wealth generation'da yani zenginlik, para kazanma değil mi? Varlık yükseltme. Varlık yükseltmede bir eşlik sağlıyor. Niye?
Şimdi mesela diyoruz ki biz melek yatırımcı veya burada ya diyoruz Amerika'da şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, niye olmuyor? Veya atıyorum adam Afrika'daki bir adam. Adam para kaynaklarına daha kısıtlı Amerika'dakine göre. Bu teknolojiyi kullanaraktan kendi varlıklarını göstererek Amerika'daki veya herhangi birisinden bir kredi alıp kendi işini büyütebilir, ihracat yapabilir ve bir yerde pek çok konuda dünyadaki herhangi bir bireyle bazı en basit önerilerin karşılanması durumunda eşit şartlarda savaşabiliyorsunuz bu durumda. Yani sen aracıları çıkarıyorsun. Aracıları yani çıkarıyorsun. Yani blockchain'in esprisi bütün dünyayı gayet tek bir dünya haline getiriyor. Bol aracıları çıkarıyorsunuz. Evet, burada kurtardım. Yani o yüzden işte Airbnb diyorlar, Uber diyorlar. İşte gittik diyorlar. Hatta ve hatta yemek sepeti veya işte Delivery Hero benzer hizmetler. Hepsi ileride ve ileride derken bu hani 10 sene, 20 sene değil. 3 ila 7 sene içerisinde göreceğiz. Hatta şöyle bir şey göreceğiz. Ne olacak onlar? Şöyle bir şey, siz restoran... Her şey mi ona dönecek? Evet. Her şey. Siz bir şey arıyorsunuz. Esen yine bir şey düşün, bir uygulama kullanacaksınız yine ama uygulama yöneten birisi yok. Evet. Ve o uygulama aynı zamanda diyebilirsiniz ki ya bu adam bu uygulamayı yaptı, birileri yazıyor kodu. Sonra ne olacak 10 sene sonra bir şey bozuldu. Bu blockchain'de genelde open source olduğu için kod. Hani arkadan birisi gelip üzerine ekleme yapabiliyor. Ve hatta yapılacak eklemeler bir oy birliğiyle insanlar karar verebiliyor buna. O yüzden çok da hani demokratik bir sistem. Ya sahip olmayı ortadan kaldırıyor aslında. Yani çok net baktığında bir şeye sahipsindir. Bu benim kimseye de vermem istediğim ne. Yani topu, mahallede topun sahibi çocuklar vardı ya. Yani maç yaparken o takımı seçerdi vesaire. Öyle bir dünya değil. O topun herkese ait olduğu. Aynen. Bir dünya geliyor. Dolayısıyla aslına bakarsan çok karışıklık var olayın içinde dediğin gibi. Karışıklık derken sistemi anlamada değil de gideceği yer itibariyle. Ya inanın bana hani okuyorum ne kadar yani son 3-4 aydır artık yani sabahlara kadar okuyorum. Karışıklık esasında yani kafaya tam oturmama şuradan geliyor. Şimdi mesela nasıl diyeyim? Biz şöyle diyeyim. Mesela bir tane şey var. Yeni bir proje çıktı. Biraz uzun anlatıyorum da örnek vermek. Bir proje çıktı mesela ihracatla ilgili. Diyor ki siz ihraç ederken ben sizin ürününüzü kontrol edeyim. Ve siz yolladığınızda para ürün oraya vardığında alan kişi numara yapsa bile, ihracat çünkü böyle şeyler oluyor. Numara yapsa yapmasa önemli değil. Bu smart akıllı bir kontrata yazıldığı için otomatikman para size gelsin. Şimdi bu güzel. Tabii. Ama mesela ürün nasıl kontrol edilecek? Şimdi ürün kontrol edilmesi için onunla ilgili ayrı bir teknolojinin veya uygulamanın gelişmesi lazım. Veya karşıdaki gerçekten A şirketi mi yoksa Ahmet mi? Evet. Onun tanımlama teknolojisinin gelişmesi lazım. O yüzden bunlar her biri bölük pörçük teker teker geliştiği için şeyi göremiyorsun. Hani bunlar bir araya gelince Voltran'ı nasıl oluşturacak? Herkes biliyoruz ama Voltran'ı nasıl oluşturacak? Onu göre her tarafta ufak ufak bir sürü şey var. Ama bir süre sonra daha oturacak. Mesela şu anda Ripple var. Herkesin dilinde olan. Bankacılık bu Swift kodunu Swift'le birebir çarpışan bir proje. Bankacılıkla ilgili olduğu için para da yolladığınız için çok rahat anlayabiliyorsun. Tamam bu olunca ben atıyorum para yollarken çok acayip paralar ödemeyeceğim, çok cüzi bir şey ödeyeceğim diyebiliyorsunuz. Çok daha insan anlaşılıyor da diğerlerin böyle hepsinin bir araya gelmesi lazım. Ama yoldalar yani. Tabii, ben onu net bir şekilde görüyorum. Bir de hani insanlığın gitmesi gereken belki bu paylaşımın filan hani felsefi tarafı da var. Yani niye kaynaklar bütün dünyadaki herkese açık olmasın? Aslında bence ana fikirlerinden biri bu olmalı felsefesi. Peki tabii bir şey söyleyeceksin. Şöyle bir şey. Ya lütfen söyle. Ya esas buradaki olay şeyden geliyor. Şimdi bizim bu kullandığımız para birimi işte fiyat. Hani Türkçe'de fiyatı kaç? Sana fiyat bütün bu para birimlerine verilen tanımış. Hani bu finansçılar varsa onlar da çağırmaya gelmesin bir şey söylüyorsam. Ben bilmiyordum. Burada öğrendim. Şimdi bu mesela Türk lirasını ve Amerika'daki doları, bir doların değerini eskiden altın vardı. Bu kadar altın tutuyoruz diyorlardı. Şimdi diyor ki ben Amerikan hükümeti olarak diyor ki ben bunu destekliyorum diyor. Bunun vereceğini söylüyorum ben diyor. Özellikle millennialların bu 2008 krizinden sonra Amerika'da sisteme karşı özellikle fiyat paralarına karşı inancı kaybolduğu için bunlara yönelmiş durumdalar. Bu çok önemli bir şey. İkincisi de mesela elimizde bir kağıt para var. Bunun ne gibi bir faydası olabilir bize? Hani dünya işte Walking Dead oldu.
Ancak onu ben yakabilirim. Ya yani öyle bir en fazla yakacağım bir şey kadar bir değeri var. Yani içeriği değeri. Ama burada kripto varlıklarda yaratılan projenin her birinin kendi içerisinde bir değeri var. Yani onu kullandığınız takdirde ve o daha çok kullanıldığı takdirde o proje, o zaman onun kendi kripto varlığının değeri artıyor. Yani orada çok rahat görebiliyorsun. Bir şeyi ben çok kullanırsam değeri artar. Bu açıdan daha şey zaten doğasında daha şeffaf olduğu için gençlerin özellikle Japonya 30 seneden beri stagnation stagnation'ın da büyümesi stabil olduğu için Çin kapalı baskıcı bir yer. Amerika'da bu 2008 krizi. Güney Kore'de de keza gençler yine iş bulamıyorlar veya daha orası da hiyerarşisi daha stabil bir yer olduğu için bu dört ülkede gerçekten bunu ittiriyorlar ve arkadan şimdi Avrupa'da girdi. İsviçre bu konuda çok çalışmalar yapıyor. Valla çok heyecan verici. Gerçekten inanılmaz. Hani konuyla ilgili eminim çok kaynaklar var ama çok doğru bir şey söyledi. Sabahlara kadar okuyorum dedi. Yani limitsiz kaynak var. Ama en azından bir giriş oldu. Evet. Bir de tabii hep ben bayılıyorum öyle klişe ve geyik sorular diyorum finalde. İşte Bitcoin'i alalım mı? İşte ne zaman alalım? Daha ne kadar düşer gibi? Ya tabii ki cevap vermek zorunda değilsin ya ama şimdi bir sürü insanda bak ben Türkiye'nin bir gerçeğini söyleyeceğim. Hiç kimse inkar etmesin. Herhangi bir konuyu duyduğumuzda ilk sorduğumuz soru nedir arkadaşlar? Kaç para? Dolayısıyla bu işten biz para kazanabilir miyiz sorusu herkesin kafasına şöyle, geçiyor. Şöyle ben ona şöyle cevap vereceğim. Şimdi ben kimseye ne yapma. Öyle demiyorum zaten. Diyemem demiyorum. Ki keza bu da hani girişimciliğe bağlayacak olursam hiçbir girişime de ben şey demem. Hani bunu kesin yapma ancak şey derim. Hani yatırımcı arıyorsan bu bunun için uygun değil derim ama kendi başına yapacaksan yaparsın. O ayrı mesele. Burada şöyle diyeyim. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü bütün projeler, çıkan bütün projelerin değeri Bitcoin'e bağlı. Bitcoin bir yerde altın şeyinde oldu. Esen teknolojisi yeni çıkanlara göre eski olmasına rağmen. Bu yüzden ben bir kenara attım bir Bitcoin. Hatta biraz düşüyordu şimdi bakmadım sabah biraz yine yükselmeye başladı. Bir tane birazcık da alsam mı diyordum. Ama onun dışında çok inanılmaz inandığım projeler var. İşte Cardano var. Durmadan alıyorum 3-5 kenardan. İşte Stellar var, Neo var, bu Matrix'teki Neo'dan esinlenerek ismini koymuşlar. Yani şu anda kripto varlıklardaki ilk 10'daki herhangi bir projeye ciddi olarak bakıp eğer söyledikleri aklınıza yatarsa ve yapmak istediği şey de gönlünüze hitap ediyorsa, yani içinizdeki ruhunuza hitap eden bir şeyse o zaman ciddi olarak bakabilirsiniz diye söyleyebilirim. Yani, onun dışında okuyacak. Yani white paper'ları okumanız lazım. Okuya zaten şeyi anlıyorsunuz. Ben 350 tane falan okumuşumdur herhalde şeyden biri. Kimisi 10 sayfalık, kimisi işte Telegram'ın herkes Telegram diyor. Telegram 120 sayfalıktı. Adamın tabii kardeşi ortağı olunca ve de o da matematik olimpiyatlarının böyle birincisi gibi böyle hafif deli bir adam olunca Yazmışlar. Ya ben bir noktada adam bu kadar çok işin matematiğine şeyine girmiş ki bir noktada tamam dedim. Tamam. Doğru olduğunu kabul ediyorum şu noktadan sonra. Bu deyiklerin doğru olduğunu tamam gerisi yok ya. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Harçlıklarımızla 3-5 ne olursak almaya başlıyoruz yani. Böyle bir mesajımız var ama yani. Yok öyle bir mesaj. Ya şaka. Ya şurada hayır, bunun da bir şeyi var çünkü bu yeni jargonda. Size neymiş ya FOMO var. İşte Fear of Missing Out. İşte HODL var, şey düşerken hold on for dear life. İşte FUD var, fear, uncertainty and doubt. Bu özellikle kaçırılma duygusu arkadaşlar hazır olun. Bu Endüstri 4.0'ın içerisinde de kesinlikle bahsedilen. Hep hissedeceğiz bunu. Yani bundan sonra o kadar çok data var, o kadar çok bilgi var ki hepsini analiz edemediğimiz için baba ne kaçırıyoruz? Yaşayacağız, haksız mıyım? Aynen, aynen. Yaşayacağız, haberiniz olsun yani. Bu benim işte şey hangisini alalım şeyi de şey giriyor, onda yeni terim shilling diye giriyor. Yani şu süper kesin kaçırmayı falan diye birisi söylüyorsa ve o olay o kadar iyi gitmezse shilling diyorlar. Çok iyi gözle bakamadığı için bunu yapanlara böyle bir şey düşünmek. Ama yeni konseptler, yeni bakış açıları, yeni felsefeler oluşuyor. Ya Ömer çok teşekkür ederiz. Gerçekten ufuk açtın. Eminim bize sorular da gelecek. Diyecekler ki gene beyefendiyi alın stüdyonuza bir masa başı sohbeti daha yapın. Vallahi. En son ne okumuş bize anlatsın. Biz de kendimizi yormayalım.
Ya finishing kanallar. Efendim melek yatırımcı Ömer biliyorsunuz. Bu arada hala fikirleri olursa Galata Angels'dan sana veya arkadaşlarına ulaşabilirsiniz. Ya Esan'la LinkedIn'den ulaşırsanız ya isim Ömer Akarca, LinkedIn'de Ömer Akarca aynı şekilde. Ha ben en son zaten onu soracaktım. Sana nasıl ulaşabilirler? Biz köşeye bir onu yazalım zaten. Ya LinkedIn Ömer Akarca, Twitter Ömer Akarca, Facebook'tan hayatta ulaşmaya çalışmayın. Yani bir şey demezsiniz. Ama LinkedIn'den de bir fikrim var diye ulaşmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Ya yatırımcı sunumunuz olması lazım. Hani yatırımcı sunumu abi nereden bulacağız, nedir bu diyorlar. O da Endeavor Türkiye'nin Endeavor Vakfı var. İşte Endeavor Vakıf veya dernek. Endeavor Türkiye'nin sayfasında çok güzel bunun şablonları var. Hani bizim Galata'da da var ama Endeavor'dakileri şahsen daha çok beğendim. Endeavor'daki arkadaşlara da buradan selam. Çok selam iyiymiş. Söyledik ya herkese. Herkese valla selam. Evet, sevgili Ömer Faruk Akarcı'ya çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.